Arkadaşlar merhabalar, yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğimiz tütünümüzün markası, uzun zamandır beklemiş olduğum Sara markasının tadım testini gerçekleştireceğim. Sara markasının hangi koduymuş? S5019 aromalı tütünün tadım testini gerçekleştireceğiz. Üstünde zaten veya jelatininde herhangi bir şey yazmıyordu. Belki ilerleyen süreçlerde yazar. Daim de biliyorsunuz bu şekilde başlamıştı. Sonradan böyle bilgisayar gibi yazmaya başlamışlardı. Pişmiş şeftalisinin tadım testini gerçekleştireceğiz. Buradan da Sinan abiye selam olsun. Sinan abi demişti ki ben piyasada kaliteli bir pişmiş şeftali içemiyorum. Ondan ötürü sen onun tadım testini gerçekleştir demişti. Ben ondan sonra tamam abi dedim, işte onu çekecektim. Dün normalde çekecektik ama izin alamadık. Kısmet bugüneymiş. Ya bunlardan önce şu konuya da değinmek istiyorum. Gerçekten son zamanlarda ülkemiz, Türkiye'm çok zor zamanlardan geçiyor. Yani İzmir'deki yaşanan bu deprem azametinden dolayı gerçekten çok üzgünüm. Her gün haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Oradaki hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına da ciddi anlamda sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir şey olsa gerek. Hiç başımıza gelmediği için bilmiyoruz yani. Biz buradan böyle tabii ki başsağlığı bilmem ne falan diliyoruz ama esas ateş düştüğü yeri yakar. Gerçekten çok zor bir durum yani. Aynısı işte Elazığ'da da yaşanmıştı. O zaman da çok üzülmüştük. Burada da çok üzüldüm. Yani ne diyelim? Biz burada hayatın değerini biraz bilmemiz lazım gerçekten. Yani ben bu videoyu çekebiliyorsam, ondan sonra sizlerle sohbet edebiliyorsam, siz bu aynı şekilde bu videoları huzurlu bir şekilde izleyebiliyorsanız bunun için de her zaman şükretmemiz lazım. Yani buradan da belki konumuzla çok alakası yok bu konuşmaların ama içimden geldiği için paylaşmak istedim, söylemek istedim. Yani o tarzda bir durum söz konusu. Velhasıl kelam, evet, TPDK'lı dedik, bandrollü dedik, Sara dedik. Nicomedia Tobacco tarafından üretilmiş olan bir tütün arkadaşlar. Nicomedia Tobacco kimdi? Birazcık onlardan da bahsedelim. Tuzla'da güzel bir fabrikası olan bir tütün firması. Buradan birçok arkadaşım hep benimle dalga geçiyor Ballı firmasını beğendiğim için. Gerçekten sevdiğim bir firma Ballı firması. Ballı tütün markası. O da bunların yan kanadından oluşan bir tütün. Biliyorsunuz ki Kentucky, Tekdemir, Ballı, Sara, bunların hepsi Nicomedia Tobacco tarafından Tuzla'daki fabrikada üretiliyor diye biliyorum arkadaşlar. Ballı zaten yurt dışlarına satılıyordu ağırlıklı. Yurt dışı bir tütün. O tütünleri de mesela ben Quantum'unu çok seviyorum. Yine bir paketini geçen gün temin ettim. Ondan sonra bir de fresh'i var. Birkaç aroması daha var orada. Sara'yı da merak ediyorum. Neden bandrollü? İstediğimiz zaman hemen temin edebileceğimiz tarzda bir tütün markası olacak. Evet, hangi setuplarda içiyorum onu da kısaca göstereyim. Arkadaşlar Nuvo Cano, Kokotür Punel Lule, ondan sonra Azeri takım. Setup'ı birazcık bu sefer Punel şekilde hazırlamak istedim. Çünkü bu bana soru son zamanlarda çok geliyor. Abi Punel mi, delikli Lule mi? Ondan sonra arkadaşlar yani hiçbir fark var. Yani nasıl desem, şöyle bir yönden söyleyeyim. İçimin bana göre kolaylığı konusunda bir fark var. Punel'de birazcık daha rahat bir çekim yapıyorsunuz. Ancak tat yoğunluğu konusunda, yani ben bunu artık hep videolarımda bahsediyorum. Hani bazen yeni bazı kardeşlerimiz önceki videolarımı izlemeden direkt takip ediyorlar. Hani ondan ötürü de hep aynı soru geliyor. Delikli'de daha fazla tat geliyor. Daha püfür püfür tat geliyor. Punel'de birazcık daha uzun süreli içim ama aroma yoğunluğu Delikli'deki kadar olmayan bir tat geliyor. İşin açıkçası bu. Nargile de koyduk bu arada. Ben de 2 dakika 6 dakikadır demleniyor. İnşallah yakmayız. Benim bugün Punel'de hazırlama sebebim de her türlü kardeşimin bulabileceği tarzda bir setup çünkü. Hani bunun Babil Kubbe olarak da düşünebilirsiniz. Ondan sonra Koko Türk'ü, Punel Lüles'i her yerde var zaten. Ondan ötürü böyle klasik bir setup olsun istedim. Ondan dolayı bu şekilde hazırladım. Yorgunluktan yine konuşamıyoruz bu arada. Affola eğer bir yanlışımız varsa. O tarz bir durum söz konusu. Ha, pişmiş şeftali hakkında bu arada hala çekemiyorum. Demlenmeye devam etsin.
Hangi en son daimi içtim gerçekten başarılıydı. Bak daimi aromasının pişmiş şeftalisini gerçekten beğendim. Gixxon'unkini sonunkini bayağı bir oldu içmeli ama beğendiğimi hatırlıyorum. Onun aynı şekilde Jibya'nınki aroması çabuk kaçmıştı. O da güzeldi. Ama nedense son zamanlarda Jibya alan herkes aman abi uzak durun diyorlar. O da bir gerçek, nedendir bilmiyorum. Bayağıdır almıyorum. En son bir Turkish Mastiff'ini almıştım. Ben beğenmiştim. Pişmiş şeftalisini bayağıdır almıyorum. Evet, direkt çekim kolaylığı. Onu da söyleyeyim. Pünel'deki çekim kolaylığı var arkadaşlar. Yani bir de biz folyo üstü ignis şekilde, benim setup'ım hep o şekildedir. Folyo üstü ignis şekilde içtiğimden dolayı zaten ben çekimi birazcık zorlaştırıyor bu durum. Yani bu setup zaten çekimi zorlaştıran, mevcut olan bir setup zorlaştırıyor çekimi. Hangi takım olursa olsun. Bir de üstüne üstlük bir de delik düllü de olunca birazcık tok bir çekim oluyor. Ama Pünel'de her zaman daha kolay bir çekim elde edersiniz. Bismillah. Abi sen kabak gibi içmeye başladın. İşte ne bir tütünü gösterdin, ne bir yapısını gösterdin. Kesinlikle haklısınız. Tütün şu şekilde arkadaşlar. Sarı bir tütün. Islak. Bayağı şerbetli bir tütün. Şerbetli kadar şerbetli değil. Ancak onun bir iki gömlek altında yine bir şerbeti var. Ondan sonra bana daimden falan daha şerbetli geldi. Tütün yapraklarının kesim kalitesi ve çar çöp çıkma durumu Ballı'daki kadar kaliteli değil. Yani şu klasik Ballı'lardaki, bunlar da kırmızı renktedir tütünler bu arada, ama daha ince bir kesim vardır ve çar çöp oranı bunda neredeyse çok daha az. Ama bunda çar çöp de var. Şerbetli bir tütün ve yaprakları birazcık daha iri bir kesim olmuş. Yani direkt Ballı'nın birebir bandrol, tütün yaprakları için konuşuyorum. Ballı'nın birebir bandrollüsü diyemiyorum hani o konudan dolayı. Tütün yaprakları çünkü iri ve çar çöp çıkıyor. Ha, çok mu çıkıyor? Orta seviye, orta segment olarak çıkıyor. Bir tane One Nation yarım ay Nouveau Kuan'a attık, bakalım nasıl olacak tutunumuz. Sinan abim istemişti. Pişmiş şeftali olsun demişti. Erdoğan demişti. Bu arada farklı aromalarını da aldım. Şu şekilde. Bir tane de çift elması vardı. Lan arkadaş aromaların isimlerini unuttuk, iyi mi? Fıstıklı dondurmasını aldım. Ondan sonra bir de anasonlu DR Nargiletör Şevki abim sağ olsun, o hediye etti. Pişmiş şeftalisini şimdi huzurunuzda içeceğiz bakalım. İçiyoruz daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar, daha tütünü şöyle söyleyeyim. Aroma yoğun, bir kere beklediğimden çok hızlı açıldı. Bu benim çok sevdiğim bir durum değil. Beni biliyorsunuzdur belki daha önceki videolarımdan. Ben tütünün bu kadar hızlı açılmasını sevmem. Gerçi çok gevezelik yaptık, onun da etkisi var. Yani önden konuşmam gereken konular da vardı. Onları da konuştum tütünlerin yanında. Hani tütün yanma eğilimin için birazcık bir 10 dakika sonra yorum yapayım. O zaman daha sağlıklı bir yorum yapacağım. Onun haricinde tütünün tadı pişmiş şeftali olarak klasik bildiğiniz pişmiş şeftali tadı geliyor. Pişmiş, peki aroma yoğunluğu konusuyla kıyaslayacak olursak daim içtim en son zamanlarda. Bir daimle şöyle kıyaslamaya girdiğim zaman daimle kafa kafaya gider mi diye düşünüyorum. Onu da bir 10 dakika sonra söyleyeyim. Ondan sonra birazcık erken konuşmuş olmayalım. Ama yanma eğiliminin çok uzun, yani şu
ballı tütünündeki ben ballının en çok sevdiğim yanlarından birisi de yanma eğilim arkadaşlar. Gerçekten ballı markasının tütünlerinin yanma eğilimi geç oluyor. Yani abanıyorsun, fosur fosur abanıyorsun, böyle artık canını çıkartıyorsun tütünün. Bir saat içiyorsun, bir çıkartıyorum böyle lüleden. Hala böyle tütün ıslakımsı, daha böyle kömür kıvamına gelmemiş. Ondan sonra bu da fazla ıslak bir tütün. Yani bu da bu birazcık daha böyle aromayı erken kaçacak gibi. Bunda mesela o kadar ıslaklık yok. Bunlar birazcık daha böyle tütünü hazırlarken şöyle elinizde bırak, elinizde saplı kalır, çiğ köfte gibi kalır. Bu birazcık daha böyle ıslak yatmışlar böyle. Ondan sonra yapısını. Aroma yoğunluğuna gelecek olursak ben o daimdeki almış olduğum pöfür pöfür aroma yoğunluğunu alamadım ya. Yani o tarz bir durum söz konusu var. Yani hep daim diyorum, en son daimle içtiğimden dolayı. Bir tat geliyor ama yani pişmiş şeftali tadı geliyor. Acaba bunu şu an kafamdaki tek soru, delikli de hazırlamış olsaydın o daimdeki performansı alabilir miydin? İşte bu yüzden Pinel Lüle'yi sevemiyorum arkadaş. Yani bir tütünün nirvana tadı neyse onu ağzımda ben pöfür pöfür hissetmek istiyorum. Yani doruklarıma kadar hissetmek istiyorum. Pinel'de hazırladığım zaman biliyorum bu bir tık daha eksik tat geliyor. Şimdi daimi de hep delikli de içtim. Bunu Pinel değiştiğim için ufak bir tadında bir sıkıntı, tadı güzel geliyor. Pişmiş şeftali tadı geliyor. Yani pişmiş şeftali aromasını seven birisi bunu tutup 15 lira karşılığında aldığı zaman, evine gidip yaktığı zaman üzülmez, içer. Ondan sonra o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak dediğim gibi aroma yoğunluğu konusunda bir tık sanki daimden az mı kalmış acaba diye düşündürüyor. O da sanırsam Pünel'den hazırladığından dolayı da olabilir. Biz Volkan Sevinç gibi kaliteli video çekemiyoruz ki arkadaş, şöyle 2-3 tane takımı yiyeceksin, ondan vuracaksın, bundan vuracaksın, şundan vuracaksın. Söyleyeceğim baba, bizimkisi böyle işte, yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar duman abartılı fazla çıkıyor. İnanın bir tane One Nation kömür attım. Yani duman çıkartmaya falan çalışmıyorum, hiç abanmıyorum bile öyle. Hani onun haricinde tütünün duman performansı iyi, bayağı başarılı. Yani duman, buradan duman sever kardeşlerimize de selam olsun. Dumana çok önem veren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Her ne kadar ben çok önem vermesem de, benim için nargile de önemsiz bir konu olsa da birçok kardeşim de önem veriyor. Önem verenlere de saygı duyuyorum bu arada. Yani duman yönünden kesinlikle tatmin eder. Hatta JBR'ı falan cebinden çıkartır yani duman konusunda diye tahmin ediyorum. Buradan duman sever kardeşlerimiz için de o yorumu yapmış olalım. Evet. Pişmiş şeftalisi bu şekilde. Şimdi diyeceksin ki abi sen ballının da pişmiş şeftalisini içmiştin. Sara'nın da şu an içiyorsun. İkisinin arasında bir tat farkı var mı? Abi hatırlamıyorum. Vallahi çok uzun süre oldu. Videoyu keşke, şimdi pişman oldum, şöyle yapsaydım. Keşke ballının pişmiş şeftalisi videosunu çekip koyduğumu bile yüklemiştim sanırım. Beğendiğimi hatırlıyorum. Güzel bir aromaydı. Beğendiğimi hatırlıyorum ama keşke o videoyu da aslında bir izledikten sonra bir şey yapsaydık. Biraz da aceleye geldi böyle video çekeyim diye. Böyle bayağı da özlemiştim video çekmeyi sizlere böyle. Ondan sonra hemen böyle kabak gibi koyup yakıp içmeye başladık. Durumlar bu şekilde. Sonuç itibariyle bu arada yeni üretiyorlar arkadaşlar. Yeni bir üretim. Daha tütünler yeni, muhtemelen birazcık daha şöyle belli bir bekle, raflardaki bekleme süresi geçtikten sonra aroma yoğunlukları daha da fazla artacağını düşünüyorum. O tarz bir durum söz konusu. Ama mesela Ballon'un Dark serisi gelmişti. Gerçekten çok kötüydü. Hani ben hiç beğenmemiştim. Ondan sonra tütün derisi kanalı rızalarla güzel bir video çekmeye çalıştık kendi çapımızda.
Oradakinde mesela böyle dark tütünleri gerçekten çok başarısızdı. Ben hiç beğenmemiştim. Mesela bunlar yeni bir bandrolü tütüne göre başarılı olmuş diyebilirim. Öyle diyelim. Buradan da Nikome'ye de tövbe selam olsun. Yani aroma yoğunluğu konusunda da arkadaşlar aromasın bunun da aslında tadı pöfür pöfür geliyor. Yani o sanırsam dediğim gibi Pünel'den hazırladığından dolayı kaynaklı olsa gerek. Ondan sonra yani klasik bir pişmiş şeftali tütünü olmuş. Yani pişmiş şeftali aroması içmek isteyenler o aromayı beğenenler gönül rahatlığıyla alabilir. Şerbetlininkiyle kıyaslayacaksınız. Şerbetlininkini ben arkadaşlar ben tütünü sevmiyorum şerbetlinin. Yani ben o kadar boya maddesinin bulunmuş olduğu böyle çorba gibi olan tütünleri ben sevmiyorum. Ondan sonra ondan ötürü ben şerbetliyle kıyaslamayacağım bile. Şu yönden haklısınız. Şerbetlideki gelen aroma tadı yoğunluğu çok daha böyle dili pütünlendiriyor. Böyle gırtlağınıza kadar hissediyorsunuz. Ancak ben arkadaki o boya tadını da alıyorum. O arkadaki boya tadını da aldığım için tütünü içerken bir keyif almıyorum. Mesela ondan ötürü ben şerbetli mi, Sara'nın pişmiş şeftalisini kesinlikle Sara'nınkini tercih ederim. O tarz bir durum söz konusu. Daim mi bu mu deseniz hangisi varsa onu alın abi. İkisinin arasında da hiç öyle bir uçurum fark yok yani. Bana göre başa baş diyebiliriz ondan sonra. Onun haricinde Gikson'un pişmiş şeftalisi vardı. Ya Gikson'un pişmiş şeftalisi sarı yapraklı olanlarından içmiştik arkadaşlar. O da çok başarılıydı. O da güzel. Ya pişmiş şeftali çok anlatacak bir şey de yok aslında. Yani pişmiş şeftali basit, sade, tek bir aroması var. Bu işi ilk başta şerbette çıkarttı bu aromayı. Bayağı bir tutuldu. Gerçekten güzel bir nargile aroması oldu. Hani lovat adaylarında nasıl lovat bir şaltısı varsa şerbetlerinde de pişmiş şeftalisi var. Ondan sonra yani bir marka yarattı adamlar. Ondan sonra başka tütün firmaları da zaten o markayı şu an üretiyorlar. Yani ama abi onu Gikson'u da içiyorum. Bunu da içiyorum. Daimi de içiyorum. Hepsinin tadı aynı geliyor. Bana pişmiş şeftali öyle aman aman bir tat farklılıkları hiç ben rastlamadım yani görmedim. Bu da klasik bir pişmiş şeftali aroması tadı var yani. Daim gibi. Ondan sonra dediğim gibi Gikson gibi o tarz bir durum olmuş yani. Ne öyle aman aman göklere çıkartılacak bir durum ne de gömülecek bir durum. Pişmiş şeftali aroması sevenler gönül rahatlığı alıp içebilirler. Bazen eleştiriler geliyor. Ondan sonra nargile içmesini bilmediğimizi düşünen kardeşlerimiz var. Saygı duyuyorum. Ondan sonra onun haricinde ilk başta bir nargile içmesini öğren, ondan sonra tadım testi yap diyen kardeşlerimiz oluyor, arkadaşlarımız oluyor. Ondan sonra hepsine saygı duyuyorum. Yorumları silmiyorum. YouTube'dan bakabilirsiniz. Ben de yorum silme diye bir durum söz konusu kesinlikle olmaz. Tabii ki şerefimize, hassiyetimize bir laf söylenmediği sürece ona zaten yine oradan da cevabını veririz yine silmeden ama hani çirkinlik olmasın diye ondan sonra belki o tarz durumlar olmadığı sürece zaten herhangi bir yorum kaldırma ya da silme tarzında bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ondan sonra herkesin üçüncüsüne saygım var. Bizim çapımız bu arkadaşlar. Yani bıyıklı naktacı kanalının performansı, videoları bu şekilde yani. Tutup da buralardan mesela çok bir profesyonellik beklemeyin. Yani ya da ne bileyim böyle aman aman zamazingolu tabirler kullanıp da böyle nargile anlatımları beklemeyin. Onları yapan kanallar var zaten takip ediyorsunuzdur belki yani. Oralarıydım baba burası böyle amatör kendi çapında bir nargile kanalı. Yani buraya fazla uğraşmayın burayla. Öyle bir tarzda bir durum söz konusu. Onun haricinde şöyle aklıma gelecek. Bayağıdır da video çekmediğimiz için aslında çok konuşacak konu var. Böyle hep unutuyoruz arkadaş. Şöyle videoya girmeden önce aslında şöyle bir kağıt hazırlayıp onları böyle teker teker bahsetmek gerekiyor böyle. Çok güzel bir Discord kanalımız oluştu. Böyle arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz kemik kadromuzun oluşturmuş olduğu böyle çok güzel bir Discord kanalı var. Ondan sonra böyle orası artık bizim kahvehanemiz gibi, nargile kafemiz gibi oldu. Onun haricinde WhatsApp grubumuzu zaten hep diyorum 210 kişiydik yanlış hatırlamıyorsam en son. WhatsApp grubumuza kesinlikle 257 kişiye kadar gelen kardeşlerimizi bekleriz.
Nargile bir sevda adlı da Instagram hesabım var. Oradan da ara sıra canlı yayınlar yapıyorduk ama son zamanlarda çok ihmal ettik. Sonraki diyeceğim şeylerden bir tanesi de ya şimdi videolarımda ben Azeri takımıyla içiyorum. Ya tat sinmiyor mu, tat kalmıyor mu? Arkadaşlar kalmaz. Bu tarz aromaları tat takılmaz kolay kolay. Marpuç eğer elmas marpuç İzmir marpuçta ise sinmez. Burada tadı esas sinen şey marpuçtur, lüledir. Bunlar en çok takıma siner. Yoksa bunlar ben bu içimden sonra şunu sudan geçirip bir de takımı sudan geçirdiğim zaman bir sonraki aromamda ikinci nefeste kuantumu için ben bir daha pişmiş şeftalinin P'sini hissetmem. Yani o tarzda bir durum söz konusu. Hani çelik takımlarım da var evde. Muvo da var, Oduman Mikro da var. Ama ben Azeri takımıyla içmekten daha çok keyif aldığımdan dolayı Azeri takımını tercih ediyorum daha çok videolarımda. Azeri takımıyla içiyorum. Yani şöyle bir şey kafanıza canlanmasın. Abi bütün aromalar sadece çelikte içilir. İşte marka lülelerde içilir. Bilmem ne arka öyle bir şey yok. Aa işte Kokotürk'te içiyorum. Yani mis gibi de tadı geliyor narginin arkadaşlar. 20-25 lira mı ne fiyatı var. Yani bazen kardeşlerimiz var. Şimdi bütçeleri yetmiyor. Hepimiz insanız. Tabii. Ben de yetmediği çok şey var. Nargile konusunda bütçemin. Yani gidiyorlar paraları zorlayıp onu alıyorlar. Bunu alıyorlar. Solaris bilmem. Ya kardeşim al işte Kokotürk'ün lülesi ya. Kokotürk ya. Yani bu kadar basit. Yani nargile basit bir şey ya. Bu kadar basit bir şey baba. Hava kaçırmasın yeter. Nargile takımınız hava kaçırmasın. Her türlü içersiniz arkadaşlar. Pet şişeye bile hazırlayıp onunla bile bidonunu delip onunla bile içersiniz. Yani nargile çok basit bir şey. Bütçemizin buradan kardeşlerimizin çok zorlayıp da böyle Nirvan alüminyum takımları da alabilirsin abi. Yani niye bir çelik hayranlığı var? Ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Çelik çelik böyle piyasada bir tutturmuşuz. Böyle bir gidiyoruz. Yani ben anlayamıyorum bu konuyu gerçekten. Hani ben 10 yıldır nargile içiyorum. İşte grubumda 15 yıldır nargile içen isimler de var. Hani biz bu kadar uzun yıllardır çelik şurada kaç yıldır var ya? Allah Allah. Yani vardı da belki bu bizim belki ülkemizde bu kadar yaygın değil ama biz nargile çok keyifli içiyorduk. Keşke o eski tütünler olsa da arkadaş çelik takımlar hiç olmasa. Yani ya da bu pahalı lüleler hiç olmasa. Biz o boktan 5 liralık toprak lülelerde içmeye devam etsek. O elma naneleri, o eski güzel tütünleri. Ah keşke olsa da bunları hiç konuşmasak. Yani bütçeyi zorlamayın bu kadar abi. İhtiyacını hangi parayla hallediyorsan eğer onunla yoluna bak devam et. Paran oldukça arttırırsın. Bir seviye artarsın, artarsın. Önemi yok yani bunların bu kadar şeyi. Al işte bak pişmiş şeftali içiyoruz. Şu da 50 liralık setup var yani. Dediğim gibi bu kadar nirvanalara ulaştırmıyor onlar da yani. Öyle söyleyeyim. O kadar paralar, maliyetler harcamaya gerek yok. Onu da buradan söylemiş olayım. Çok soran kardeşlerimiz olduğu için soruyorum. Söylüyorum. Bu tütünde 45 dakika 50 dakika bandında falan götürür. Efendi olarak içersek de 1 saat götürebilir mi? Evet götürebilir. Yani dediğimiz gibi o şekilde bir içim süresi var diye tahmin ediyorum. Şu anda da videom 23 dakika olmuş zaten. Onunla, ben bir 20 dakika daha mesela bunu içerim ondan sonra söndürürüm. Ben bir de öyle bir durum var. Şimdi aslında bu içim süreleri hakkında da yorum yapmanız yanlış. Neden biliyor musunuz? Şimdi mesela bana bazen kardeşim soruyor. Abi işte ben ballının şunu aldım ne kadar içim süresi olur? Kardeşim bu sana bağlı. Bu tamamen bu menetin içim süresi sana bağlı. Kimisi bir arkadaşım var benim. Ya da benim işte ondan sonra adam böyle şey yapıyor. Nargileyi içiyor 30 saniye geçiyor bir daha çekiyor falan filan. Ama mesela eşim böyle sürekli çeker mesela. O birazcık da abanarak içmeyi sever. Kimisi rahat çekmeyi sever. Yani ben de aralık vererek içiyorum ben mesela bazen. Ama çektiğimi de iyi çekerim. Böyle videolarda bakmayın fosur fosur böyle sürekli içtiğimizde. Böyle video kısa bitsin diye. Tütünün hemen tadını alalım diye. Bu şekilde bir tarzda durum oluyor. Ondan dolayı çok seri çekiyorum. Yani onun haricinde bu içim süreleri içeceğin içeceğe değişebilecek olan bir faktör. Ama benim gibi böyle klasik içen bir adam böyle 30 saniyede bir çeken bir adam, 40 saniyede bir çeken adam için de 40 dakika, 50 dakika bandında götürür diye düşünüyorum.
Onun haricinde önümüzdeki günlerde birkaç tane Medusa videosu gelecek. Ondan sonra bu, ama onlardan önce muhtemelen şu Saraları bir bitiririm. Saraları gerçekten diğer aromalarını da merak ediyorum. Mustafa'ya vereceğim bir tanesini, Anason'u. O kardeşimiz Anason'u çok seviyor. Buradan kendisine selam olsun Luca Capitale. Mustafa kardeşimizle birlikte onun da bir tadım testini gerçekleştiririz. Ondan sonra başka ne düşünüyorsun? Abi yorgunluktan konuşamıyoruz bir daha. O zaman diyorsun abi niye video açıyorsun? E baba bir sevda işte, bırakamıyorsun ki. Nargile içecektik. Ulan dedik bir tane de yine video çekelim. Böyle acele acele. Şöyle düşünüyoruz kafamda başka ne konuşsak. Vallahi baba böyle başka aklıma. Ulan bir konu daha vardı, hangisiydi o ya? Neyse arkadaşlar, anasını satayım, yine videonun anasını belledik zaten. Arkadaş neydi ya? Kömürler. Arkadaşlar One Nation biliyorsunuz son zamanlarda 35 lira yaptı. Ondan sonra yarım ayları bundan sonra herhalde nargile uzmanı da hala 30 liraymış ama 35 lira bandına çekilecekmiş herhalde. Ondan sonra bu sefer One Nation'a gömmeyeceğim. Yine alma durumum söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra grubumuzda bazı abilerimiz, kardeşlerimiz kokosol kullanıyor. Onlardan memnun. Kömür konusunu çok soran arkadaşlarımız var. O tarzda bir durum söz konusu. Onu da buradan böyle söylemiş olalım. Ben abi One Nation yarım ay 360'lık ben bir tane atıyorum mis gibi. Yani beni bir saat çok rahat götürüyor. Tertemiz nargileyi unutuyorum. Kömür derdimi unutuyorum. Ondan ötürü One Nation'ın yarım ay bana yani şu an en çok severek kullandığım kömür o. Tütün daha yanmadı. Bunu da ben zaten bir 20 dakika daha içelim. Ondan sonra nakla kapuçinomuzu hazırlarız. Ondan sonra onunla devam ederiz. Birazdan da bir Discord kanalıma geleyim bakayım. Discord kanalımızdaki kardeşlerimize de biraz oradan sohbet edeyim. Onun haricinde şöyle diyecek başka bir şey var mı? Bir düşünürken... Aha. Burak kardeşimiz buradaymış. Burak taş koparan dedik. Burak beni duyuyor musun? Sesin mi gelmiyor? Yaptık doğru. Herhalde sen gelmişsin yok mu? Burakcığım şu an ne yapıyorum biliyor musun? Video çekiyorum kardeşim benim. Bak dedim Discord kanalıma da bir bağlanayım şöyle bir videoyu çekeyim dedim. Buradan Burak taş koparan kardeşimize de selam olsun dedim. Steady Mansion dedik, Pro X dedik. Abi bugün N2 Travel'da boğur içiyorum, risk atladım. Arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Burak kardeşimiz geçen gün çift elmayla buhur tütününü karışımını yapmak istedi. Ondan sonra dedi ki abi sen hiç daha önce böyle çift elmayla buhuru karıştırdın mı dedi. Ben de dedim ki kendisine, Burak dedim ben hani buhuru anasını satayım. Neyle karıştırırsam karıştırdım buhur tadı geliyor. Zaten yanına koyduğum tütün çöpe gidiyor anasını zaten tadı gelmiyor dedim. Ondan sonra Burak kardeşimiz de böyle bir işte açmaya başlamış fosur fosur buhur gelmişti. Doğru muyum Burak? Aynen abi çok az bir yani şöyle söyleyeyim belki 4 belki 3 gram bir tütün vardı içine buhur yani. Anladım kardeşim benim. Aynı zamanda... Abi şöyle bir taktik söyleyeyim sana. Söyle. Anasını yaydım. Ortaya
anason çektim abi. Bu sefer Buhur Küstür'e lüleye değmediği için abi hiç simme olmamış. Kul anason kurtuyordu lüle. Ha diyorsun bakalım. Hayırlısı olsun. Burak. O, Antepli Burak. 32-10. Efendim abi. Bak video çekiyorum, bunu yükleyeceğim ha bak. Discord kanalım dedim. Bakayım bir canından göstereyim dedim. Bunu yükleyeceğim kardeşim benim. Haberin olsun. İzin veriyorsan eğer. Telif hakların falan var. Canım sağ ol. Ben açar da şu an çift elime basıyorum. Dur göstereyim. Ya şu sakalları bir göster de bak kardeşlerimize görsün. Anasını zaten, videonun anasını belledik bu arada. Neyse amatör bir kanal zaten, sıkıntı yok değil mi? Millet profesyonellik beklemez. Az göstermiyor musun kendini? Abi dur, elim kirli telefonu elime alamadım. İyi bakalım. Ben de video çekiyorum baba. Ondan sonra pişmiş şeftali tanıttım. İyi dedik, güzel dedik. Alanı üzmez dedik. Ondan sonra bir Discord'a bağlanayım dedim. Arkadaş bir bağlandım, bombaladık böyle. Bak canlı yayında şey yapıyoruz. Bunu yükleyeceğiz bakalım YouTube'a. Abi ne test ediyordun? Efendim? Hangi aromayı test ediyorsun? Pişmiş şeftali istedi ya Sinan abidin. Onu içtim. Nasıl yorumlar? Klasik pişmiş şeftali üzmez. Yani bu duman performansı falan ideal, güzel. Yani JBR bana göre hani çok JBR duman diyorlar ya, ondan ötürü JBR diyorum hep böyle. Yani o tarz dumanları falan severler. Yani bak gayet sever yani. Fosur fosur veriyor falan. Tadı da falan veriyor. O tarz bir durum söz konusu. Video ne oldu? 30... Ben de sana bir amatör dumanı anlatayım mı? Anlat kardeşim. Abi ben normalde lülenin altına şerbet atıyorum diye bazen şöyle içtikten sonra altında böyle peçete bırakıyorum. Evet. Yani de lüleyi yaktım abi. Şimdi köyü koyduk ya, bir 5 dakika falan dinlendi. Çekiyorum lüleden hiç nefes gelmiyor abi. Allah Allah dedim, ben herhalde hava deliğini falan kapattım. Meğerse içine peçete unutmuşum abi altında lülenin. Şöyle peçete kalmış altında. Öyle çok oluyor ya, ara sıra kazalar falan, böyle delikleri tütün koyarken kapatıyoruz böyle delikli lülede özellikle. Lan bir gün bir çekiyorum açılmadı, en sonunda arkadaş bir abandım lok etti böyle tütün, bir yıldızını çekti, ondan sonra nargile kendine gelmişti. O tarz durumlar hep oluyor ara sıra. Evet. Evet arkadaşlar, canlı olarak da gösteriyorum, burası bizim Discord kanalımız. Yani gerçekten Discord'a falan gelin demedim. Video çekerken sadece bir bakayım dedim. Ondan sonra bir baktım, aha. Böyle herkes nargile içiyor. Böyle bizim nargile kafemiz gibi böyle Discord kanalımız. Burakcığım, burada demek istediğin bir şey var mı kardeşim? Abi ayıp olmasın diye 5 dakika açtım. Yayın devam ederse biraz sonra çift elmamı alıp geleceğim derim. Tamam, ben de kapatıyorum videoyu zaten. Anasını belledik videonun. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Sağ ol. Valla arkadaşlar, aha böyle bir durum. Discord kanalımızda uygulamalı olarak bizzat göstermiş oldum. Sonuç itibariyle neyse, çok gevezelik yaptı. Bu videoyu nasıl yükleyeceğiz YouTube, onu da bilmiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.